Tonguş Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Ara tatili değerlendirelim dedik. Şöyle ara tatile kadarki konularımızdan bir soru çözümü yapalım dedik. Tabii ki ilk konumuz mantık. Arkadaşlar burada son 10 konu kitabımızdan destek alacağız. Buradaki soruları kullanacağız mantıkla alakalı. Ve hemen dersimize zaman kaybetmeden başlayalım. Elbette ki ilk yapacağımız şey konu özeti. <laughs> Evet, mantıkla ilgili kısa bir konu özeti geçelim ve sonra sorularımıza hemen başlangıç yapalım. Arkadaşlar, P önermesi eğer doğruysa 1, Yanlış ise Q önermesi yanlış ise sıfır değerini alıyordu. Önerme neydi peki? Doğru ya da yanlış bir hüküm bildiren ifadelere önerme diyoruz. Peki P önermesinin doğruluk değeri 1 ise P önermesinin değilinin doğruluk değeri nedir? Tabii ki sıfır olacaktı. N tane önerme için 2 üzeri N tane tablo doldurmak için 2 üzeri N tane durum olduğundan 2 üzeri N tane satır açılır. Mesela P ve Q diye iki tane önermemiz olduğunu düşünelim. 2'nin karesi 4 olacağı için biz bunu 4 satırlı bir tablo Tabloda arkadaşlar işleme alırız peki işleme alırız derken hangi bağlaçları kullanıyorduk veya bağlacı vardı ve bağlacı vardı ya da bağlacı vardı ise bağlacı vardı bir de ancak ve ancak bağlacı vardı şimdi ilk üçünü burada görelim hemen hatırlayalım öncelikle 4 tane satırdan oluşan tablomuzu nasıl oluşturduğumuzu bir hatırlamak hatırlatmak istiyorum size elbette ki 4'ün yarısı kadar bir yarısı kadar sıfır atacağız sonrasında da 2'nin yarısı kadar bir yarısı kadar sıfır atarak bunları dolduracağız veya bağlacında sadece bir durumda sonuç sıfır olur. Onun haricinde hep sonuç doğrudur yani birdir arkadaşlar. Peki V bağlacında durum nasıldı? Sadece tek bir durumda sonuç bir olur. Diğer durumlarda hep sıfır oluyordu. Bunu unutmamamız lazım. V bağlacını çarpma gibi düşünebilirsiniz. Değil mi? Bu şekilde ya daya geçiş yaparsak ya da 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 arkadaşlar iki durumda sonuç 1'e eşit olur. Bakın bir sıfır sıfır bir durumda onun haricinde sonuç sıfır olur diyebiliriz. Yani bunu şöyle de özetleyebiliriz. Elma ya da armut istedi diyelim ki Ece babasından elma ya da armut istedi. Ece'nin babası elma alır armut almazsa Ece'nin Ece isteği gerçekleşmiş olur. Ya da elma almaz armut alırsa o zaman da gerçekleşmiş olur. Ama her ikisini alırsa öf ya babacım ben senden istemem birinden birini istemiştim diyecek. Yani isteği gerçekleşmemiş olacak. İkisini almazsa kız bu sefer yine ağlamaya başlayacak o da olmayacak. Dolayısıyla arkadaşlar ya da bağlacında iki durumda bir diğer durumlarda sıfırla sonuçlanır e, bunun doğruluk değeri. Şimdi geldim Demorgan'a. Demorgan'da olumsuzluk işaretini tık diye bunların üstüne, üzerine dağıtıyorduk. P'nin değili, Q'nun değili. Bakın veya kime dönmüş? V'ye dönmüş. Aynı şekilde P ve Q'nun olumsuzunu da Morgandan şöyle hesaplarız. P'nin olumsuzu, V'nin olumsuzu nedir? Daha doğrusu V'nin e, veya V'ye dönüşür, V'ye bağlacı değil mi? Olumsuz demeyelim biz ona. V olumsuz yani değil alınırsa daha doğrusu V'ye dönüşür. Sonrasında Q'nun olumsuzunu alacağız. Bu şekilde Demorgan'ı uygulamış olacağız. Değişme özelliği tamamen yer değiştirme ile alakalı P ya da Q, P veya Q arkadaşlar Q veya P'ye denktir. Yine aynı şekilde P ve Q, Q ve P'ye denktir. Yer değiştirebiliyor. Aynı şu mantıkla 4 artı 5 nasıl 5 artı 4'e eşit oluyorsa yani toplamanın değişme özelliği varsa veya V bağlaçlarında değişme özelliği vardır. Birleşme neydi? Birleşme aynı bağlaşlar olduğu durumlarda parantezi kaydırmaktı. Bakın parantezi getirirsiniz ilk ikisine koyarsanız sonuç değişmez. Yine aynı bağlaşlar olması durumunda parantezi kaydırmaktı. Peki dağılma özelliğinden bahsedelim. Bakın veya bağlacı V bağlacının üzerine dağıtılabiliyordu arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen şu şekilde P veya Q yazarız. İlk parantez budur. Daha sonraki parantez P veya R'dir. Onu da yazarız. Buradaki arkadaşlar V sembolü iki parantezin arasına girer. Yine aynı şekilde V bağlacı V'nin üzerine de dağılabiliyor. P ve Q yazacağız ilk parantezimiz, sonra P ve R yazacağız ikinci parantezimiz ve buradaki veya bağlacı iki parantezin arasına girerek dağılma özelliğini sonuç oluyorduk. Arkadaşlar ise ve ancak ancak bağlaçlarına geldi. İse de 100 kuralını unutmasın kimse. 100 kural ne demek? Yani ise de tek bir durumda sonuç sıfır çıkar. 100 yazabiliyorsanız sonuç sıfır çıkar arkadaşlar ee, ve onun haricindeki hep sonuçlar birdir. Ancak ancak çift yönlü isedir. Böyle de böyle de olur. Yani böyle de 100 yazılabilir. Böyle de 100 yazılabilir. İkisinde de sonuç sıfır çıkıyor. Dikkat ettiyseniz bu biçimde düşünürsek sonuç sıfır geldi. Bu biçimde düşünürsek yine 100 olduğu için sonuç sıfır gelmiş oluyor. Yani ancak ve ancak da iki durumda arkadaşlar sonuç sıfırdır. Diğer durumlarda sonuç birdir. Şimdi size çok değerli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sembolik mantıkta şu dönüşüm aşırı önemli. P ise Q önermesi birinci önermenin değili ikinci önermenin kendisi araya da veya atılarak veya bağlacına dönüştürülebiliyor. Kimse bunu unutmasın diyorum. Karşıt ne demekti? P ise Q önermesinin karşıtı yer değiştiriyorsunuz. Q ise P. Tersi olumsuzlarını alıyorsunuz arkadaşlar. P'nin olumsuzu, Q'nun olumsuzu. Herhangi bir yer değiştirme yok. Karşıt, tersi deyince bu ikisini beraber yaparsınız. Yani hem yer değiştirirsiniz hem de olumsuzlarını alırsınız. Bir de niceleyiciler vardı. Ters A her anlamına geliyordu. Ters E ise bazı anlamına geliyordu. Hadi bir tane açık önerme yazalım beraber. Mesela şöyle bir şey yazabilirim size. Her x elemanıdır tam sayı için x'in karesi büyük eşittir 0. Bu önermenin doğruluk değerini konuşalım beraber isterseniz. Arkadaşlar bütün tam sayılar için kare alma işlemi sonucunda sonuç ya sıfıra eşit çıkar ya sıfırdan büyük çıkar. Dolayısıyla bu önermenin doğruluk değeri ne olacaktır? Elbette bir olacaktır yorumunu yapabiliriz. Buna biz açık önerme diyorduk. Evet geldik sorulara. Altı farklı önermenin doğruluk tablosu yapılırken birlerin 32 tanesini yanlışlıkla sıfır olarak yazılmıştır. Buna göre yanlış olan tablodaki tüm sayıların toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar biz İki önerme bazında düşünsek iki önermenin doğruluk tablosunu nasıl yapıyorduk? İşte bu şekilde bir 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 sıfır atarak yapıyorduk. Bakın dikkat edin şimdi ben herhangi bir önermede dört satır kullandım ya mesela burada. Bu satırların yarısını bir olarak yarısını sıfır olarak alıyorum. O zaman P önermesi için iki tane bir iki tane sıfır var yorumunu yapabilirim. Peki Q önermesine gelelim. Yine bakın dört satır var yine iki tane bir yine iki tane sıfır var arkadaşlar. O zaman bu önermede de iki tane bir iki tane sıfır vardır yorumunu yapabiliriz. Yani satır sayısının yarısı kadar bir yarısı kadar sıfır oluyormuş önermelerde. Şimdi 6 önerme kaç satırdan oluşan doğruluk tablosuna sahiptir? Elbette ki 2 üzeri 6'dan 64 satır gelir. Şimdi siz bu 64 satırın yarısını yani 32 tanesini 1 ile 32 tanesini de 0 ile dolduracaksınız değil mi? Bizim birinci önermemiz için durum bu. Biz buna P1 önermesi diyelim. E ikinci önerme için de durum aynı değil mi? Evet aynı. Üçüncü önerme için de durum aynı. Yani yarı yarıya 1-0 olur. Dördüncü önerme için de yarı yarıya. Beşinci önerme için de yarı yarıya. Ve son altıncı önerme için de yarısı bir yarısı sıfır olur. Arkadaşlar bakın şunların tamamı 1'di değil mi? Doğru olandan bahsediyorum. Bunlar da 0'dı. Şimdi buradaki kişiye yanlış yaparak demiş ki bana doğruluk tablosunda birlerin 32 tanesini yanlışlıkla sıfır olarak almıştır. Peki birlerin 32 tanesini yanlışlıkla sıfır olarak alırsan mesela bunların hepsini sıfır olarak alırsan bu doğruluk tablosundaki tüm sayıların toplamı nasıl buluruz? Elbette ki sıfırları baz almamıza hiç gerek yok. Toplama etki etmez. Sadece şunlara bakacağız yeterli. 32 tane buradan 32 tane 32 tane 32 tane 32 tane yani 5 tane 32 gelmiş olacaktır. 5 tane 32 de 160 yapacağı için yanıtımız Edirne olacak olacaktı diyebiliriz. Müthiş. Devam edelim. Gelelim ikinci soruya. Yine bakın. Kitabımızdaki arkadaşlar 19. sayfada 3. soruymuş. 19. sayfada 3. soru tam olarak buraya yapıştırıldı ve sizler sizlerin görmesi sağlanıyor. Neden? Ara tatili sırf değerlendirelim diye arkadaşlar. 19'daki 3. soru işte buradaymış. Peki gelelim soruya. soruya. Daima doğru olanı bulacağız. Öncelikle P veya Q'nun olumsuzu Q ve P'nin olumsuzuna daima denk midir? Hayır, kesinlikle böyle bir şey her zaman sağlanır diyemezsiniz. Neden? Çünkü bakın şundan dolayı P veya Q'nun olumsuzunun tekrar olumsuzunu alsaydık De Morgan'dan bu içeri dağılacaktı şöyle. Bu içeri dağılacaktı. Olumsuzun olumsuzu kendisidir zaten. Buradaki veya da V'ye dönüşecekti. Peki bunların ben yerlerini değiştirirsem neyi elde ederim? Bunu elde ederim. Ama bakın sol taraftakinin olumsuzunu alınca sağ taraftaki çıkıyor. E o zaman burada olumsuzluk diye bir şey olmadığı için buna daima doğrudur diyemezsiniz. Gelelim buna. P ve 0. Arkadaşlar V'yi 0, e, V'yi çarpma diye düşünürsek hemen bunun sonucu 0'dır değil mi? Peki bir önerme ile veya bağlacı altında biri işlemi alırsak bakın bunun sonucu eğer 1 ise 1 veya 1 bir, 1'dir. Bunun sonucu 0 ise 0 veya 1 o da 1'dir. Her zaman burası bir çıkıyormuş. Demek ki her zaman bir çıkıyorsa bu da denklik anlamında tabii ki denktir denilemez eşlik sağlanmamış olduğu için gelelim üçüncüye e bir ve 2 elenmiş olduğu için cevap yalnız üç olacak hemen kanıtlayalım bunu arkadaşlar burada veya bağlacı var bakın buna bir atarsanız bu olumsuz olduğu için sıfır buna sıfır atarsanız bu olumsuz olduğu için bir peki her halükarda buranın sonucu birdir diyebilir miyiz kesinlikle diğer tarafa döndüm burada bir çarpma işlemi var hemen bunun sonucu sıfır bakın olumsuzluk sembol var üstünde dolayısıyla sıfırın on bir olduğu için her zaman daima daha doğrusu sağlanmış oluyorlar devam edelim bakalım diğer soruya geldik şimdi senden bir şey istiyorum gerçekten bu soru bizim için çok önemli bu soruyu arkadaşlar önce bir durdurun siz bir çözmeye çalışın. Yorumlara cevapları yazın. Ondan sonra gelin benim çözümümü bir izleyin. Bak ben başlıyorum. Bileşik önermesinin en sade biçim. En sade biçimle kesinlikle ise'deki şu olayı unutmayacağız. P ise Q neye denkti? Birinci önermenin değili veya ikinci önermenin kendisi. Bu denkliği unutmayacaksınız. Neden hocam? Çünkü bakın ise'den veya'ya geçiş yapalım ki en azından veya ile V arasında bir ilişki var değil mi? Dağılma özelliği bir şeyler toparlama yaparız ve oradan soruyu çözeriz diye düşünüyorum. Hemen şunun şuradaki dengini yazmakla işe başlayalım. Aç parantez bir daha aç. P'nin olumsuzu veya Q kapat ve P yazalım şuraya. Tekrar kapat ise Q yazalım. Arkadaşlar V bağlacı veya'nın üzerine dağılma özelliğine sahiptir. Hemen dağılma özelliğinden şuradan dağılma özelliğini kullanalım. Ne yazacağız? P'nin olumsuzu ve P'nin kendisi. Şurayı dağıtırsak Q ve P'nin kendisi. Bu aradaki veya sembolü buraya düşecektir. Dağılmayı bitirdik mi? Evet. İstiyorsanız şöyle şöyle yapalım. İse Q demiş buradan. Değil mi? Şimdi dikkat buraya. Şunun sonucu her zaman çarpma olduğu için zaten her zaman nedir? Sıfırdır. Değil mi? Bir tanesi birse diğeri sıfır olacağı için. Dolayısıyla burasına sıfır attınız. Peki sıfır veya bu önerme. Arkadaşlar bir şey soracağım. Sıfır veya T önermesinin sonucu nedir? T0 olsa 0 çıkar. T1 olsa bir çıkar. Demek ki bunun sonucu T oluyormuş. O halde sıfır ile bir önermeyi veya bağlacında işleme alırsanız o önerme sonuç olacaktır. Yani bu parantezin içerisine Q ve P olarak bulmuş oluyoruz. Ayıralım. Q ve P yazdık. Kapattınız. İse dediniz. Q dediniz. Şimdi şu iseden, şu iseden var ya işte tekrar bu mantıkla kurtulacağız. Nasıl açıyorduk? Birinci önermenin değili veya ikinci önerme. O zaman bunun dengini buluyorum size. Birinci önermenin değili yani Q ve P'nin değili. Sonra veya diyeceğiz. İkinci önermenin kendisi. Kendisi iseden kurtulmuş olduk değil mi? Peki Demorgan'dan bunu içeriye dağıtırsak ne olur? Q'nun değili V veya'ya dönüşür. P değil olur. Değil mi? Arada veya var. Q. Hocam burada parantez kullanmadınız. Bak bağlaçlar aynı olursa paranteze gerek yok. Tamam mıdır? Hiç gerek yok burada paranteze. Denktir diyelim. Şimdi aynı harfleri yani tabana aynı olanları yan yana getirmek için bir değişme özelliğini kullanın. Bakın burada bir değişme özelliği var. Değişme özelliği gereği Q'nun olumsuzu veya şu buraya gelsin. Q veya P'nin değil. Arkadaşlar şu kısma dikkatli bakalım. Burası kesinlikle 1'e denktir değil mi? Kesinlikle 1'e denktir. Peki orası bire denk ise biz artık neyi hesaplayacağız? 1 veya P'nin değilini hesaplayacağız. Zaten bu P'nin değili 1 olsa sonuç 1'dir. 0 olsa sonuç yine 1'dir. Her halükarda 1 olduğu için cevabımız 1 olarak yani en seçeneği olarak gelmiş oluyor. Devam edelim bir başka soruyla. 1, 2, 3 denkliklerinden hangileri daima doğrudur denilmiş. Şimdi bakıyorum hemen. Burada P veya P, P olur arkadaşlar. Değil mi? Önce bir yazalım. P. Daha sonra V bağlacı var. Bir de burada Q veya P var. Acaba bunun dengi ne? P'ye denk mi daha doğrusu? Tabii ki bunu doğruluk tablosuyla bulabiliriz. Şimdi dağılma özelliğini kullanacağız. Dağılma özelliğini kullanırsam P ve Q olacaktır. Buradan dağıtırsak P ve P olacaktır. Bir de arada veya bağlacı var. İşte ona da şu şekilde yer verelim. Şimdi dikkat ettiyseniz eğer buradaki ifade ile burada yazılı olan ifade aynı ifade. Yani arkadaşlar ben bunu düzenlesem de karşıma P ve Q veya P çıkacak. Şimdi bak bir şey elde edemedim. Hocam tekrar bunu dağıtın. Evet bak bunu tekrar dağıtırsak nereye denk geleceksiniz biliyor musunuz? Açı e, dağılma özelliğini kullandıktan sonra tekrar yukarıdakine denk geleceksiniz. Yani bir aşağı bir yukarı çıkar, çıkacaksınız. Yani bir döngüye girmiş olacaksınız. Oo bak şimdi bilmiyorum böyle sorularla hiç karşılaştınız mı ama döngüye girmeniz durumunda nasıl kurtulacağınızı anlatayım size. Şuradaki arkadaşlar ifadeyi bakın nasıl düşüneceğim. Burada veya bağlacı var ya hemen bu P'yi şu şekilde düşünebilirim. P veya 0 derim buraya. Ondan sonra V atarım ve şurayı yazarız. Burası da Q veya P olacaktır. Böyle bir ifadeden ne yapacağım? Parantez içlerindeki harfler aynı olan harfleri dışarı yani bir nevi ortak çarpan parantezine alma yapıyormuşum gibi düşünün. Ben burada P parantezine alıyorum. P'leri dışarı çekmem durumunda içeride 0, bir de kim kalacaktır? Q kalacaktır. Şimdi dikkat buraya. P ile sıfırın arasında veya bağlacı var. Yapıştırdınız. Daha sonra arkadaşlar buradaki veya bağlacı nereden gelir? Dağılma özelliğinden elbette ki buradan düşmüştür o. Görüyorsunuz ki ben bunu bu şekilde toparlayabilirim. Peki bunu bu şekilde toparlamak ne fayda mı? Bak burada çarpma var mı? Yes. O zaman burada çarpma olunca bunun sonucu kesinlikle sıfır olur. Şimdi de P veya sıfıra bakacağız. Arkadaşlar P veya sıfırın sonucu elbette ki P olacaktır diyebiliriz. Şimdi sana işin sırrını söylüyorum. Döngüye girdiğim bu tarz sorularda tamam mı? Dışarıdaki harf cevaptır. Bunu unutmasın kimse. O zaman bakın burada P olduğu için P ve Q veya P işleminde bir döngü elde ediyorum. Dışarıdaki harf cevap oldu. Bunun ispatını yapmış olduk. Yani buradaki doğru arkadaşlar. Gelelim buna. Şimdi Q ve Q, e Q'dur tek kuvvet özelliğinden. Araya veya koydunuz. Sonra Q ve e, buraya da P atacağız. Bakın bunu tekrar dağıtırsanız yeniden her ikide bir döngüye girersiniz. Yani aynı yere gelirsiniz. Yukarıdakiyle aynı durum var arkadaşlar. Bu tarz döngüye girmeniz durumunda dışarıdaki cevap olacağı için bunun cevabı Q olacaktı. Yani burada yanlış yapılmış. Bu da bitti mi? Şöyle ayıralım. Geldik. Üçüncüdeyiz. Üçüncüye dikkatle bakınız. Şu ifadeye dikkatle bakınız. Ben bunu bir yerden tanıyorum sanki ya. Bir yerden gözümü ısırıyor. Valla şu yukarıdakilere benziyor arkadaşlar. İsterseniz bakın bunu dağıtın içeriye. Sonra tekrar aynı işlemi yapın. Buraya yani başlangıca gelmiş olacaksınız. Burada da bir döngü var. Burada da döngü olduğu için bunun sonucu dışarıdakidir. Yani P'dir yazabiliriz. O zaman dikdörtgenin içerisindeki ifade P olmuş oluyor. Aradaki bağlaç ve sonra tekrar attınız Q veya P dediniz. Şimdi yine aynı durumla karşılaşmadık mı? Evet bakın şu yukarıdakinden ne farkı var bunun? Hiçbir farkı yok. O halde burada da yine döngüye girme durum var. Şu döngüye girme durumunu fotoğraflayın arkadaşlar zihninize. Bakın V balıcı veya balıcı. Tam tersi de olabilir. Veya dışarıda veya içeride olabilir. Ama iki tane harf var. Bak olumsuzları falan yok. İki tane harf var. Biri P, biri de Q. Bu durumlarda döngüye girilir. Döngüye girince dışarıdaki cevaptır. O zaman bunun sonucu dışarıdaki yani P olacaktı. Bu doğrudur arkadaşlar. Doğru olduğu için yanıtımız 1 ve 3 olacaktı. Devam edelim bakalım bir başka sorudan. İşte geldik başka bir müthiş soruya. Bak şimdi. PQR önermeleri için bu önermenin yanlış olduğu biliniyor diyor. Yani denktir sıfır yanlış olduğu için. Buna göre 1, 2, 3 her zaman doğru olanı bulacağız. İhtimalli bir soru. Hemen ihtimalleri konuşalım. Bir kere ise de ne zaman yanlış çıkıyordu? 100 yazabilme durumunda ise yanlış verildi. O halde diyebiliriz ki burası 1'dir. Burası da elbette 0'dır. Yani Q denktir 0 yorumunu yapabiliriz. Peki buna geldik. P ise R P ise R şöyle yapalım. 1'i vermiş bana arkadaşlar. Peki ise ne zaman 1'i çıkartır? Hocam 3 durumda 1'i çıkar. Aynen öyle. O zaman 3 üç durumun 3'ünü de yazacaksın. P 1 olursa R 1 olsa sonuç 1 gelir. Değil mi? P arkadaşlar 0 olursa burası 1 olursa sonuç yine 1 verir. P 0 olursa R 0 olursa sonuç yine 1 verir. İşte buradan anlıyoruz ki Q 0'a denk. Fakat P önermesi bir de olabilir sıfırda. R önermesi yine bir de olabilir sıfırda. İhtimaller var. Dön bu tarafa. Geldim şimdi buna. Burada Q önermesi zaten sıfırdı. Peki buraya P yazalım. Arkadaşlar buradaki P önermesinin doğruluk değeri bir de olsa sıfır da olsa bu önerme her zaman bire denktir. Her zaman doğruyu arıyoruz. Bu her zaman doğrudur diyebiliriz. Çünkü 100 yazma ihtimaliniz zaten yok burada değil mi? Bunu tik attım şöyle kapış Devam ediyorum 2'den. Şimdi burada hemen Q 0 olduğu için veya R diyelim. Bir kere burada arkadaşlar burası sıfır olursa R'nin ihtimallerinden bahsediyorum. Burası sıfır olsa sonuç sıfır olur. Burası 1 olsa sonuç 1 olur. O zaman bunun cevabı R. Her zaman doğrudur diyemiyorsunuz kısacası R'nin bu ihtimallerinden dolayı. Buna üzgünüm ki eksi atmak durumundayım. P ya da Q'ya geldik şimdi. P önermesinin bilmiyorum ya da Q önermesini biliyorum sıfır olduğunu. işte buradan arkadaşlar ya da da durum nasıldı? Burası bir olursa sonuç bir oluyordu. Sıfır olsa sonuç sıfır oluyordu. Ne olursa o çıktına göre bunun sonucu P'dir. Yani denktir P diyeceğiz. Buna da her zaman doğrudur yorumunu yapamıyoruz. Yanıtımız A seçeneği olacaktı. Evet. Devam edelim. Geldik şimdi yavaş yavaş bakın vites yükseltiyoruz arkadaşlar. Her gün artık ara tatilde her gün bir konudan soru çözümü yapacağız sizlerle beraber ta ki geldiğiniz işlediğiniz konulara kadar geleceğiz. Peki A ve B reel sayılar olmak üzere PQR önermeleri veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur denilmiş. Şimdi A seçeneğiyle başlayalım. Q ise P yazıyor. Yani Q'nun şöyle gösterelim. şu A artı B'nin sıfır olması durumunda P önermesi de gerçeklenir demiş. Yani A çarpı B de sıfırdır. Bir düşünelim. A artı B sıfır ise A çarpı B hakikaten sıfır mı? Bunu araştırıyoruz. Yanlışlamak için bakın şöyle bir şey yapabiliriz. A eksi 2 ise B de artı 2 ise bakın bu sağlanır değil mi? Peki eksi 2 ile artı 2'nin çarpımı sıfırı verir mi? Vermedi. O zaman Q ise P diyemezsin. Doğrudur diyemezsin. Üzgünüm ki bunun üzerine çizmek durumdayız. Buna geldik. P ise R. P önermesi A çarpı B. Yani A çarpı B sıfır ise R önermesi A kare artı B kare. A kare artı B kare eşittir sıfırda diyor. Arkadaşlar bunun sıfır olmasını çarpımın sıfır olmasını şu sayılar sağlayabilir değil mi? Kesinlikle. Peki bu sayıların karelerini alıp toplayalım. Sıfırın karesi sıfır. ikinin karesi dört. Bu sıfıra eşit çıktı mı? Hayır. O yüzden bu da kesin doğrudur diyemezsiniz. Daima doğrudur diyemezsiniz. C'ye geldik. R ise P. R önermesi A kare artı B kare eşittir 0 ise P. P önermesi de A çarpı B eşittir 0. Bu doğruysa bu doğru mu? Bir bakalım hemen. Arkadaşlar iki kareyi toplayıp 0 bulmuşsanız kesinlikle tabanların zaten bir kere 0 olması gerekir. Neden? Çünkü bir ifadenin karesini alırsanız bir reel sayının karesini alırsanız 0 değilse o reel sayı pozitif çıkar arkadaşlar. Yani burada A ve B reel sayı oldukları için A kare de kesinlikle pozitiftir. B kare de kesinlikle pozitiftir. Tabii sıfır olmazlarsa durumunu anlatıyorum. Toplamı buradan neyi verir? Sıfırı vermez. O yüzden pozitifmiş daha doğrusu a kare artı b kareye pozitifmiş diyemezsiniz. Ve buradan tek ihtimale düşersiniz. Kesinlikle sıfırı sağlatabilmeniz için her ikisini de a ve b için her ikisini de sıfır almak durumundasınız. Peki her ikisi de sıfır olarak alınırsa bunların çarpımında sıfır olur mu? Yes o zaman bu doğru oluyor işte bunu atabiliriz. Q ise r ince mi? Bakın Q ise r yani Böyle bir şey var. Şöyle bir şey var. A artı B'nin toplamı arkadaşlar sıfır ise A kare artı B kare sıfırdır. Yok ya. Neden? E çünkü eksi 2'ye artı 2 verirsen bu sağlanır. Ama karelerini alıp toplarsan 4 artı 4'ten 0'a eşit çıkmadı. Doğru olmuyor değil mi? Bu da aynı şekilde a çarpı b yazalım isterseniz 0 ise a artı b 0 mıdır? Hayır öyle bir şey olmak zorunda değil. Bakın şöyle buna 0 seçerseniz buraya da 2 seçerseniz ne olur? 0 artı 2'den 0 çıkmaz. Yani kısacası bu da her zaman doğrudur diyemezsiniz. Devam edelim bakalım cevabımız Burada C seçeneğiydi. Geldim bir başka soruya. Matematik e, kitabımızda Son 10 konu kitabında 30. sayfada 2. sorudayım. Önermeleri veriliyor. Bileşik önermelerden hangileri doğrudur? Hangisi doğrudur diyor. Şimdi şöyle düşünelim. Kare köklü sayılarda toplama yapabilmek için önce dereceler aynı olmalı ki dereceler zaten aynı burada değil mi? Karekök olduğu için. Bir de karekök içleri aynı olmalı. Bunun haricinde toplama yapamazsınız. Yani bu ikisinin toplamı karekök 15 olmaz. Bu eşit değildir arkadaşlar. O halde P önermesi yazılan P önermesi tabii ki yanlış olduğu için doğrulukları sıfırdır diyebiliriz. Buna geldik. Kareköklü sayılarda normal bölme yapabiliyorsunuz. 20'yi 2'ye böldünüz 10. Bu doğru arkadaşlar. Q 1'dir önerme olarak doğruluk değeri olarak tabii ki. R önermesine geldim şimdi. R önermesinin doğruluk değeri yine bakın çıkarma yapıp kök 12'dir diyemezsiniz buna değil mi? Yapamazsınız burada çıkarma. Bu böyle kalır. Dolayısıyla R önermesi yanlıştır yorumunu yapacağız. Şimdi hangisi doğrudur? A'dan başlayalım. P önermesi 0. Bakın yazdınız veya R'nin değili, R'nin değili 1'dir. Onu da yazdınız. Ve Q'nun kendisi, Q'nun kendisi 1 arkadaşlar. Peki veya işlemiyle şurayı e, hesaplarsak sonucu 1 buluruz. 1 bir ve 1'e bakacağız. Çarpma işlemi yapıyoruz elbette ki. Elbette ki 1 olacağı için bu doğrudur. O çok şanslıyım demek ki A seçeneği doğru cevapmış diyebiliriz. Demek ki diğerleri yanlış çıkıyor. Geldim bir sonrakine. P ve Q önermesinin doğruluk değeri 1. Peki düşünelim. P ve Q önermesi doğruluk değeri 1 ise çarpma işlemi yapıyorsunuz ya her iki önermenin de ne olması lazım? 1 değerini alması gerekiyor. P de Q da doğruluk değeri olarak 1 olmalı. İndim aşağıya. Bu önermenin doğruluk değeri kaç? 0. O zaman dersin ki P'nin değili ki P'nin değili arkadaşlar şuraya yazalım isterseniz 0, değil mi? 0 veya R. İşte bunun doğruluk değeri de 0 olmalıymış. Düşünelim. R yerine hangi sayı doğruluk değerini verirsek daha doğrusu sıfırı sağlatmış oluruz. Elbette ki R yerine sıfırı vermeniz gerekiyor. Çünkü veya işleminde sıfır çıkabilmesi için sıfır sıfır işleme alınmalıydı. Şimdi bunları bulduk mu? Tamam. Gelelim 1, 2, 3'e. Hemen başlıyorum. Burada birinci öncü de P'nin olumsuzunu al demiş. Sıfır ancak ve ancak R. R de sıfır kapattınız ise şuradayız. P yazalım 1 ve Q yazalım arkadaşlar. Q'da zaten 1. O zaman bunu hesaplayalım bakalım 1 çıkacak mı? Gel 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 gel. Şimdi ancak ancak da bak. Ya böyle yüz yazacaksın ya böyle yüz yazacaksın. Yazamıyorsan sonuç 1'dir. O zaman yazamadığımız için bu sonuç 1. Geldim buna. E bu bir çarpma işlemi. Bunun sonucu da 1. 1 bir ise 1'e bakacaksınız. Arkadaşlar burada da 100 olmadığı için sonuç elbette ki 1 olacak. Yani bunda bir yanlışlık yok. Buna geldim. Hemen P'nin değeri 1 veya Q'nun değeri o da 1. Ancak ancak r r'nin değeri 0 arkadaşlar. Bakalım şimdi. Buradaki işlemin sonucu 1'dir, değil mi? Peki 1 ancak ve ancak 0'a bakıyoruz. Bakın bu yönlü yüz yazdığınız için bunun sonucu 0 olacaktır, yazabileceğiniz için daha doğrusu. 0 olacaktır. Bu da doğru bir ifade. Buna geldim en son. P önermesinin doğruluk değeri 1 arkadaşlar. Şuraya yazalım 1. Ya da Q önermesinin doğruluk değeri o da 1. Kapattınız ise dediniz. R'nin değili, R'nin değili elbette ki 1 olacaktır, 0'ın değili. Buradan 1'e denk mi? Hemen hesaplayalım. Ya da da ne oluyordu? 1, 0, 0, 1 durumlarında ya da hep 1'i verir bana. Değil mi? E burada böyle bir şey yok. O zaman bunun sonucu 0 olacak. 0 ise 1. Arkadaşlar 0 ise 1 ise de 100 yazamıyorsunuz. O zaman bunun sonucu 1 olacaktır. Burada da 1 yazdığına göre doğrudur. 1, 2, 3 hepsi doğrudur diyebiliriz. A ve B sıfırdan farklı tam sayıları için demiş. Bakın sıfırdan farklı diyor. Dikkat ya negatif ya da pozitif o zaman değil mi? P, Q, R önermeleri veriliyor. Buna göre bu önermenin doğruluk değeri 0 olduğuna göre A, B, C sayılarının işaretlerini sormuş. Yıldızlı soru. Buraya yıldızı at, samanyolu, size güneş, ay her şeyi de oraya. Çok önemli bir soru çözeceğim şimdi. Arkadaşlar bir kere burada verilen ifadenin doğruluk değeri eğer sıfır ise bakın arada veya bağlacı var değil mi? Veya bağlacı tek bir durumda sıfır çıkarır. Her ikisi sıfır ise sıfır çıkarır. O zaman bunların her birinin sıfır olması lazım. Peki r'nin değeri sıfır oluyorsa r'nin kendisinin doğruluk değerini olmalı 1 olmalı. Bunu yazdım. Şuraya geldim. Burası p'nin şuraya yazalım istiyorsan p'nin olumsuzu veya şu. Bunun sıfır çıkması lazım. Peki veya da sıfır ne zaman çıkar? Bu sıfırsa çıkar. Hemen not düşelim Sıfır. Bir de bu sıfırsa çıkar. P'nin olası sıfırsa P'nin kendisini yapar. Bir yapar. Aman Allah'ım ben de zaten bunları istiyordum. Şimdi dön buradaki önermelere. P'nin e, değeri birmiş. Yani bu doğru bir ifadeymiş. Bu ne demektir? mutlak değerden kendisi gibi çıkmış. Arkadaşlar mutlak değerden kendisi gibi çıkan sayılara, reel sayılara biz pozitif sayılar deriz veyahut sıfır deriz ama bu soruda sıfır elbette ki diyemiyoruz. O halde A'nın buradan pozitif olduğunu anlayabiliriz. A'nın işareti kısacası artı. Şöyle yazabilirim. Geldim buraya. Burada arkadaşlar A ile B'yi çarpınca sıfırdan büyük yazmış. Peki Q önermesinin doğruluk değerini sıfır. Yani bu önermeyi yanlış yapmaya, yanlışlamaya çalışacağız. Zaten A'nın işareti artı. Sen gelip b'nin işaretine artı yazarsan artı çarpı artı artı olur. Yani doğrulamış olursun ama yanlışlamaya çalışıyorsun. O yüzden b'yi ne seçmeliyiz? Tabii ki negatif seçmeliyiz. Buradan b'nin işareti de negatif geldi. İn bir daha aşağıya. A arkadaşlar pozitif değil mi? Zaten burada bulduk hemen şu üste pozitif yazalım. R önermesinin doğruluk değeri arkadaşlar 1'di zaten burada. O halde hemen buraya 1 notunu alıyorum. Yani bu doğru bir ifade. Peki düşünelim. Pozitif bir ifade ile C'yi toplayacaksınız. Sonuç sıfır çıkacak. Hadi bakalım C nedir? Bilin. Tabii ki hepiniz söylediniz. C elbette ki negatif olmalıydı. Pozitif ile negatifi yani artı iki gibi bir sayıda eksi ikiyi toplarsanız sonuç sıfır gelir. Dolayısıyla C'nin buradan işareti negatif olarak çıkardık. Aa müthiş. C'de negatif oldu mu? Artı eksi eksi olacak galiba. O zaman artı eksi eksi arıyorum. A seçeneğinde mevcutmuş diyorum. İşte buradan da bu soruyu matematik bilgilerimize dayanarak çözmüş olduk. Arkadaşlar mantık soru çözümünün ilk günkü soru çözümünün sonuna geldik. Bu ödülü sorumuzu sizden çözmenizi istiyorum. Bir sonraki yarınki derste daha doğrusu bunun çözümünü anlatacağım. Ve kaldığım yerden kümelerle devam edeceğim soru çözümüne. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.